Gürcistan 1. Başbakan Yardımcısı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gürcistan Başbakan Yardımcısı Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsişvili ile bakanlık toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi. Güçlü bağları bu denli büyük bir proje ile taçlandırmak iki ülke için de gurur verici. Türkiye-Gürcistan ikili ilişkilerinin tarihten gelen bağlarla önemli boyutlara eriştiğine işaret eden Arslan, Gürcistan'ın Türkiye'nin Kafkasya'daki stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi. Ülkelerimiz arasında var olan güçlü bağları bu denli büyük bir proje ile taçlandırmak iki ülke için de gurur verici. Arslan, Fethullahçı terör örgütü, PKK, DAEŞ, PYD ve YPG gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlarda Gürcistan'ın Türkiye'nin yanında yer aldığına dikkati çekerek, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından 19 Temmuz'da Gürcistan Başbakanı Gheorghe Kvirikashvili, ülkemizi ziyaret ederek bize olan desteğini bütün dünyaya göstermiştir diyerek konuştu. Ülkelerin de zarar gördüğü FETÖ, PKK, DAEŞ, PYD, YPG gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlarda Gürcistan ülkemizin yanında her zaman yer almış ve tutumunu sergilemiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından 19 Temmuz 2016 tarihinde Gürcistan Başbakanı Gheorghe Kvirikashvili ülkemizi ziyaret ederek bize olan desteğini bizzat bütün dünyaya göstermiştir. Arslan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Gürcistan ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğine büyük katkı sağlayacağını belirterek, Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden gerçekleştirilmesi bizim önemli hedeflerimizden biri dedi. Bundan sonraki süreçte Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden gerçekleştirilmesi, bu yönde güzergah ülkeleriyle güçlü bir işbirliği oluşturulması da bizim önemli hedeflerimizden biri.